Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir dizi olan The Queen's Gambit beni çok etkiledi ve ben de bunun etkileriyle birlikte sizlere yepyeni videolar hazırlamak istiyorum. Tabii ki oynanan oyunların hepsi bir liste olarak elimde değil ama ara ara bazı spesifik konumların oyunlarını bulup sizlere paylaşmak istiyorum. Elizabeth'in yaptığı çok güzel bir mat var. Böyle iki hamlelik bir mat kombinasyonu ve onu görünce tamam dedim, ben bu oyunu bir yerlerden hatırlıyorum ama tam çıkartamadım oyunu ve sonra FM Selim Çıtağı aradım, dedim ki böyle bir konum var, şöyle şöyle matlar var, sence hangi oyundandır diye. O da bana hemen 1590 Roma'daki oynanan Busnardo oyununu attı ama ya ona dedim ki Busnardo'nun oyunu evet aynısı, tamam bu doğru ama sanki başka bir oyun daha vardı ama hatırlayamadık. Sonra bugün araştırmalarım sonucunda fark ettim ki aynı 1620'deki Greco oyunu da böyle. Hatta ben daha önceden de bunu sanki kanalda incelemiştim, tam hatırlamıyorum ama çok güzel bir oyun ve tabii ki dizide de en güzel noktalardan bir tanesi de oyunlar gerçek ve oyunlar gerçekten hani çok güzel kombinasyonlar var. Garry Kasparov'a da bu noktada çok teşekkür etmek lazım. Harika oyunları bizlerle dizide paylaştıkları için. Sizler de mat kombinasyonunu bakalım hatırlayacak mısınız? Dizide hangi bölümde geçiyor diye aşağıda bir ufak bir test de yapmış olalım. Elizabeth'in oynadığı o oyunun hikayesine geçiyoruz ve dizide nereleri kullanılmış onları da sizlerle paylaşmış olacağım. Hatırlayanlar da aşağıda belirtecek zaten. Ve beyazlarda Busnardo, siyahlarda adını bilmediğimiz bir oyuncu. Beyazlarda Greco, siyahlarda adını bilmediğimiz bir oyuncu. 1590-1620 ve 1960'lı yıllara gittiğimizde de beyazlarda Netflix'in o kullandığı Elizabeth karakteri ve siyahlarda adını bilmediğimiz bir oyuncuyla birlikte beyazlar E4'te oyuna başlıyor. E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5 ve C3'ün ardından burada sıklıkla at F6'yı görüyoruz İtalyan'da ama vezir E7'de de oynanan hamlelerden bir tanesi. Yanlış diyemeyiz o yüzden. Rook ve D6'nın ardından D4. Buradaki hamle kesinlikle oynanan oyundaki gibi fil B6. Çünkü C çarpı D4'ten sonra merkezde çok kuvvetli bir beyaz görüyoruz. O yüzden buradaki merkezdeki taşı C3'te değişmeye hiç gerek yok ve fil B6 oynanıyor. Eğer siz burada D5 alırsanız da D5'in ardından D4 piyonunuzla buradaki D6 piyonunuzu değişmiş olacaksınız ki beyazların da bu işine gelmiyor. O yüzden gelişime devam ediyor ve fil G5 oynamayı tercih ediyor. Fil G5'ten sonra tabii ki buradaki hamle at F6, çünkü at C3'ten burada D5'e zıplayamadığı için burada aslında çok da büyük bir etki olmayacak. Hem vezirin atla aynı çaprazda kalması çok da önemli olmuyor. Ama siyahlar tabii ki 1590 yılında da olsa, 1620 yılında da olsa, 1900'lerde de olsa, günümüzde de olsa bunun farkına varamayabilir bazen. Ve F6 oynayabiliyorlar ki burada da F6'yı görüyoruz. Beyaz kareler inanılmaz zayıfladı. Benim beyaz filim yok mu, ben buraları savunurum derseniz de o kadar kolay olmuyor. Fil H4'e gittiğinde şimdi eğer siz hemen buraları korumak adına, bu fili değişmek adına fil E6 gelebilirsiniz. İyi filinizden de vazgeçebilirsiniz ama karşı tarafın da tabii çok iyi bir fili var. Onu da söyleyeyim. Ama burada hemen D5 ile karşılanıyor. Bir çatal var. Ben çataldan kurtuldum. At A5 oynayabiliyorum ve devamında sen alırsan ben de alıyorum diyebilirsiniz ama bu alış ancak bir hamle sürüyor. Çünkü vezir A4'ten sonra ver şahı, ver atı diyebiliyoruz. Ve C4'teki at düşmüş olurdu. O yüzden fil H4'e hemen fil E6 tepkisi veremiyorsunuz. Tabii ki burada siyahlar iyi niyetiyle G5 oynamışlar ki beyazlar fil G3 oynarsa H5. Burada tabii ki fil D7, fil G4 diyelim. Hemen anlatayım. Fil G4, at H6. Beyazlara hamle yaptırmadan anlatıyorum ama uzun rok kale G8'den sonra müthiş bir atak ortaya çıkmış oluyor. Ve siz burada A4, B4 oynayana kadar belki de geç kalmış olabilirsiniz. Özellikle roku hemen atmadığı durumda. Ama G5'e, iyi niyetli bir G5'e çok güzel bir feda var. Burada G5'ten sonra at çarpı G5 var ve artık bu beyaz kareler tamamen beyazlara teslim. Çünkü vezir H5'e gelebiliyor. Bir at bıraktınız ama karşılığında vezir H5'te çok güzel bir atak ortaya çıkmış oldu. Şah D7'ye gidiyor. Şah D8'de tabii ki o kadar hani
kendini de bu çaprazda zorlamak istemiyor. Çünkü şah D7'den sonra hemen fil G5 var. Her ne kadar siz at F6 kapatsanız da devamında güzel varyantlar ortaya çıkmış oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Greco'nun da böyle bir notu vardı. Şah D7'ye mi gidiyordu, D8'e mi tam hatırlamıyorum ama burada at F6 gibi hamlelere vezir H6 ve devamında vezir H6'dan sonra da kalenin F8'e gelip buraya korumasından sonra da F4, hatta şöyle fantastik bir varyant var. E5'e D3 şah. Şah H1'e gittiğinde burada Greco'nun varyantlarında siz kaleyi bırakıyorsunuz ve vezir çıkmasına izin veriyorsunuz ama devamında da çok güzel bir varyantta hem vezir alıyorsun hem de konum mata gitmiş oluyor. Muhtemelen şah D8'e ama her ne kadar her iki hamlede de burada beyazın çok üstün olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden fil G5'ten sonra at F6 oynanmamış. Daha doğrusu bazı varyantlarda oynanmış ama burada vezir G7 hamlesini görüyoruz. Vezir G7'den sonra tabii ki siyahların ümit ettiği şeylerden bir tanesi atın E7'ye gidip kale G8'den sonra burada G2'de güzel bir atak sahibi olmak. Ama vezir G7'den sonra muhteşem bir mat var ki şahı da yerinden etmiş oluyorsunuz. Şah E6 ve güzel bir feda, artık yapacak hiçbir şey yok. Mecburen almak zorundasınız çünkü kaçabileceğiniz herhangi bir yer yok. Şah E6'ya gittikten sonra da burada çok güzel bir mat var. Artık şahın D7'ye dönmesini istemiyorsunuz. O yüzden D5 şahı D7'ye götüren bir hamle olurdu. Ama vezir E8 ki zaten aynı bu gösteriyor. Yani ufak bir sahne var 2-3 saniyelik ve orada da zaten hemen vezir E8 de başlıyor sahne. Vezir E8 şah. Burada önüne at G, E7 kapatılıyor. Ne kapatılırsa kapatılsın zaten burada. D5'in mat olduğunu görüyoruz. Çünkü şah buraya kaçamıyor, piyona teşekkür etmek lazım. Fil var, şah F6'yı koruyor. Şahın F6'ya gelmesine ve şah D7, şah F7 hamlelerine de vezir burada çok güzel durmuş oluyor. D5'ten sonra da mat olduğunu görüyoruz. Elizabeth'in beyazlarda yaptığı çok güzel bir mat. Hem 1590'a hem de 1627'de selam çakarak aslında çok güzel bir şekilde dizide de bunu yansıtmışlar. Tabii ki benim aklıma hemen şu geliyor. Yani böyle güzel konumları incelediğimde 1590'daki adamların belki günümüzde masa başında bile zar zor bulabileceğimiz, en azından benim seviyem için söylüyorum, bulabileceğimiz varyantları o zamanlar incelemiş olmaları, satrancın o haliyle incelemiş olmaları muazzam, beni çok çok etkiliyor. Bu vesileyle de tabii ki satrançta katkısı geçen Busnardo ve Greco'yu da buradan anmış olalım diyelim. Çok güzel bir dizi, izlemenizi hala tavsiye ediyorum. Eğer beğen tuşuna, nasıl diyelim, hadi bir hedef koyalım, 1000-1500 beğeni de diyelim, yeni videonun hazırlıklarını yapacağım. Oradan güzel bir konumu da sizlere tekrardan analiz etmiş olabilirim. Sizler de tabii ki diziyi izlediyseniz aşağıda belirtmeyi unutmayın. İzlemeyenler de mutlaka izlesinler. Yeni videolarda görüşelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki daha fazla, daha sık görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.